İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çocukluk yıllarındaydı. Allah diye bir yaratıcının olmadığını, her şeyi tabiatın yarattığını iddia eden ve her gittiği yerde bilginlerle görüşerek tartışmalar yapan bir dinsiz, döne dolaşa Kufe şehrine gelir. Zararlı ve yanlış fikirlerini anlatmaya başlayan bu dinsizin, Kufe bilginleriyle görüşüp münazara yapma isteğine gülen Müslümanlar, "Bizim küçük bir bilginimiz var. Eğer onunla karşılaşıp yenersen, büyük bilginlerimiz seninle görüşebilir." diye cevap verirler. Sonunda görüşme yerini ve saatini kararlaştırarak dağılırlar. Kufeliler salonu tıklım tıklım doldurmuşlardı. Aradan yarım saat geçtiği halde küçük bilgin hala gelmemişti. Saatler ilerledikçe dinsiz bilgin gururlanıyor ve "Benden korktu tabii." diyerek gülüyordu. Tam bu sırada küçük bilgin Ebu Hanife'nin içeri girdiği görüldü. Dinsiz bilgin, "Niçin geç kaldın küçük, yoksa çok mu korktun?" diye sordu. "Hayır, korkmadım. Evimiz nehrin öte yakasında. Bu tarafa geçmek istediğimde köprünün yıkılmış olduğunu gördüm. Geçemeyeceğimi anlayınca oradaki ağaçlara hemen bir sandal olup beni geçirmelerini emrettim. Onlar da sandal olup beni geçirdiler. Bu yüzden geç kaldım, özür dilerim." dedi. Bu cevap karşısında kahkahalarla gülmeye başlayan dinsiz bilgin, "Hey akılsız çocuk, hiçbir ağaç kendi kendine sandal olur mu?" deyince birdenbire ciddileşen Ebu Hanife, "Asıl aklı olmayan sensin. Bir sandalın bile kendi kendine yapıldığını kabul etmiyorsun da şu uçsuz bucaksız alemin kendi kendine var olduğunu nasıl iddia ediyorsun?" Bu güzel buluş karşısında şaşırıp kalan tabiatçı bilgin, "Beni gafile avladın küçük. Pekala, şu varlığını iddia ettiğin Allah'ı göster de biz de inanalım." dedi. Ebu Hanife eline bir bardak süt alarak dinsiz bilgine sordu, "Yağ ve peynir neden yapılır?" "Tabii sütten yapılır." dedi. "Öyleyse şu bardaktaki sütün içinde bulunan yağ ve peynirleri göster bakalım." Dinsiz bilgin iyice şaşırmıştı. "Elbette bu sütün içinde yağ ve peynir vardı fakat görünmez." dedi. Dinsizi en zayıf yerinden yakalayan Ebu Hanife yerinden doğrularak, "Şu sütün içinde yağ ve peynir olduğunu kabul ettiğin halde onları gösteremiyorsun da yüce Allah'ı 'işte Allah' diye göstermek mümkün olabilir mi? Sütün her zerresinde yağ nasıl bulunuyorsa Allah da bu alemde öylece vardır fakat gösterilemez." diye haykırdı. Bu inandırıcı cevaplara rağmen hala Allah'ın varlığına inanamayan adam, "Son soruma da cevap verirsen üstünlüğünü kabul edeceğim. Madem ki Allah vardır diyorsun, şu anda ne yapmaktadır?" diye sordu. Bir an düşünen küçük bilgin, "Bulunduğun kürsüden aşağı in. Sorunun cevabını orada vereceğim." diyerek dinsizin indiği kürsüye çıktı ve "Şu anda Allah senin gibi bir dinsizi bu kürsüden aşağı indirerek benim gibi küçük bir kulunu çıkardı." deyince dinsiz bilginin konuşacak dermanı kalmamıştı. Yüzlerce insanın karşısında kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Lütfen Dini Görüş kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.